Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PHP Sting fonksiyonlarını göreceğiz. İlk olarak bilgisayarımıza oturum açıyoruz. Ana kullanıcı olarak gireceğiz. Şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra işletim sistemimiz açılıyor. İşletim sistemimiz hazır. İlk olarak uygulamamızı tanıtmak istiyorum size. Uygulamamız JEdit uygulaması. Bu uygulamaya sahip olabilmek için Ubuntu yazılım merkezini açıyoruz. Açtıktan sonra buradan programlama kategorisine geliyoruz. Burada yığınla program var. Bunların hepsi programlama ile ilgili ve hepsi tamamen ücretsiz. Biz buradan JEdit'i seçtik. JEdit'i seçtik ve ok tuşuna tıklayarak yükleme yaptık. Biz şu anda program yüklü olduğu için kaldır seçeneği var. Programı yüklemeden önce ise yükle seçeneği vardı. Yükleyi tıkladığımız zaman program otomatik olarak kuruluyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu kadar basit. Uygulamamızı uygulamalar kategorisinden JEdit ile çağırıyoruz. Programımız çok hızlı bir şekilde başlıyor. Başlangıçta günün mesajını veriyor bilgilendirici olarak. İsterseniz okuyabilirsiniz, isterseniz tipleri gösterilmesini engelleyebilirsiniz buradaki seçenek kutusunu kaldırarak. Close tıklıyorum, kapatıyorum. İlk olarak bir tane dosya oluşturacağız. Dosyamızı oluşturduk, dosyamızı kaydedelim. Save diyorum. Dosyamızı Apache server'ımızdaki htdocs'ların içine koyacağız. Apache server'ımızı biz LAMP ile kurmuştuk. Apache Friends'ten indirdiğimiz. Siz kendi bilgisayarınızdaki ana htdocs dizinini bulacaksınız. Biz burada HTML temel eğitimi diye bir dizin oluşturduk. Bu dizine girdiğimiz zaman şu anda dosyamızı kaydedebiliriz. Dosyamızın ismini PHP string fonksiyonları.php olarak seçiyoruz ve kaydediyoruz. Hemen ilk denememizi yapalım. Bir tane yorum yapalım. RC eğitim ile PHP temel eğitimi diyelim. Alt satıra geçip ikinci bölüm string fonksiyonları. Echo ile bir deneme yapalım. String fonksiyonları deneme diyelim. Daha sonra da PHP etiketimizi kapatalım. Şimdi Firefox tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımız bize en son kullandığımız 4 tane 5 tane sayfayı açtı direkt. Sitemize ulaşmak için localhost'a geliyorum. Localhost'tan da PHP temel eğitimine tıklıyorum. Şu anda çalışmıyor. Localhost'umdaki server'ımı başlatmam gerekiyor. Bunun için terminale geliyorum. Evet, terminale geldikten sonra opt lamp bölü lamp diyorum. Daha sonra da boşluk verip start diyorum. Bu şekilde server'ımızı çalıştırıyoruz. Server'ımızı çalıştırdıktan sonra Starting XAMPP for Linux dedi. Apache'nin, MySQL'in hepsini çalıştığını belirtti. Şimdi tekrardan localhost'umuzu açarsak bize kimlik doğrulaması soruyor. Biz bunu kendimiz biliriz.
sayılan kullanıcı adı lamp. Biz şifremizde 1-2-3-4-5 verdik. Tamam diyorum. Tamam dediğim anda localhost'uma giriş yaptık. Localhost'umuza giriş yaptıktan sonra PHP temel eğitimine tıklıyoruz. Daha sonra da string fonksiyonları.php sayfamızı açıyoruz. Sayfa bulunamadı dedi. Tire yapacakmışız alt çizgi yerine. Gördüğünüz gibi string fonksiyonları deneme olarak sayfamız karşımıza çıktı. Kodlamasıyla ilgili düzenlemeyi yapalım bu arada. Kodlamasını Unicode'a çevirelim. String fonksiyonları deneme olarak localhost'umuzda PHP çalışmakta. Bir sonraki derste fonksiyonlara giriş yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi JDOT programımızı tekrar açıyorum ve çalışmaya başlıyoruz. Birinci fonksiyonumuz string length fonksiyonu. Bu fonksiyon bir string'in uzunluğunu veriyor. Hemen uygulamasına geçersek bir tane string yazıyorum. Dollar string diyorum. Daha sonra RC eğitim ile Linux üzerinde PHP temel eğitimi diyorum. String'imi kapatıyorum. Daha sonra da echo komutu yapıyorum. Echo diyorum. String uzunluğu diyorum. Nokta diyorum. Bundan önce de string uzunluğu diye bir değişken atayacağım. Değişken oluşturuyorum. Uzunluğu. Bunu da string length fonksiyonuyla içine string'i vererekten atamasını tamamlamış olacağım. Şimdi fonksiyonu çalışması şöyle. String length diyoruz. İçine string'i gönderiyoruz. Bu fonksiyon buradaki karakter sayısını verecek. Verilen karakter sayısı da bizim string uzunluğu değişkenimize eklenmiş oluyor. Biz burada string uzunluğu dedikten sonra değişkeni içine kopyalıyoruz. Daha sonra da çift tırnakla kapatıyoruz. Şimdi sayfamıza gelip sayfamızı yenilersek string uzunluğu 49 dedi. Buradaki karakter sayısını verdi. Tek tek sayarsanız 49 olduğunu görebilirsiniz. Deneme sayfasını, deneme satırını yok edelim. Birinci fonksiyonumuz dedik. Bu arada da view'den line numbers'ı aktifleştirelim. Kaçıncı satırda olduğumuzu görelim. Gördüğünüz gibi string length fonksiyonumuz bu şekilde çalışıyor. String length fonksiyonunu nerede kullanabilirsiniz? String length fonksiyonunuzun en çok kullanacağınız yeri kullanıcı adı ve parolaların uzunluğunu belirtmekte. Uzunluğunu kontrol etmekte. Örneğin 6 ile 12 karakter arasında kullanıcı adına izin veriyorsanız ya da en az 6, en fazla 12 karakter şifreye izin veriyorsanız bunları string length ile stringleri alıp text kutularından uzunluklarına bakaraktan değerlendirebilirsiniz. Evet, bu dersimizde string length fonksiyonunu gördük. Bir sonraki dersimizde bir diğer fonksiyonumuzu göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci fonksiyonumuz dedik. Şimdi bir tane fonksiyon oluşturacağım. Kendim fonksiyon tanımlayacağım. Bunu yine üste alıyorum. Satır ekleme fonksiyonu diyorum. Function yazıyorum. Daha sonra nl diyorum. Fonksiyonumun ismini oluşturuyorum. Daha sonra da
süslü parantezleri açıyorum. Burada bir echo yapıyorum. Echo dedikten sonra bir satır atlama etiketi koyuyorum. Bu şekilde NL ile çağırdığımız zaman alt satıra geçecek. Birinci fonksiyonumuzun sonunda bir NL ile alt satıra geçiyorum. Şimdi ikinci fonksiyonumuz trim fonksiyonu. Bu fonksiyon string'in başındaki ve sonundaki boşlukları siliyor. Değer olarak da geri kalan string'i döndürüyor. Başındaki sonundaki boşluklar neler? Örneğin boşluk işareti, tab'a bastığım zamanki işaret, alt satır, yeni satır gibi karakterler. Bunların hepsini temizliyor. Bir tane örnek string yapacağız. String diyorum. String dedikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 boşluk bırakıyorum. Sonra trim fonksiyonu deneme diyorum. Sonuna da 1, 2, 3, 4, 5 boşluk bırakıyorum. Daha sonra tab'a basıyorum. Daha sonra da tırnak işaretiyle kapatıyorum. Echo ile de string'imi yazdırıyorum. Dollar string diyorum. Dollar string dedikten sonra noktalı virgülümü koyuyorum. Altıda bir nlbr koyuyorum. Nl koyuyorum. Nl fonksiyonu çağırıyorum daha doğrusu. Ve sayfamı tarayıcıda ön izleme yapıyorum. İlk olarak ilk fonksiyonumuzu gösterdi. String uzunluğu 49 dedi. Daha sonra da trimle baştaki sondaki boşlukları yok etti. Şimdi trimsiz bu işlemi yaparsak, biz trimi kullanmadık gerçi. Baştaki sondaki boşlukları direkt aldı. Burada fark etmeyebilir ama text kutusundan database'e değer aldığınız zaman bu böyle olmayacaktır. Bizim HTML'in özelliği olarak baştaki sondaki boşlukları yok ediyor. Fakat database'e veri aldığınızı düşünürsek bu işlemi gerçekleştirmeyecek. Biz kullanımı şöyle gösterelim. Trim diyelim. String'imizi direkt fonksiyonun içine yazıyoruz. Evet, içine yazdığımız fonksiyonun başındaki sonundaki boşluklarını yok ediyor. Şimdi sayfayı kaynağını göster dersek, gördüğünüz gibi başta sonda boşluklar var. Sayfamıza tekrar gelirsek, trim dedik. Baştaki sondaki boşlukları sildi. Evet, bunun doğru olduğunu göstermek için tekrar sayfa kaynağına bakıyorum. Sayfa kaynağına gelip baktığınız zaman başta ve sonda boşluk olmadığını görüyorsunuz. Şimdi tekrardan trimi iptal ediyorum. Tekrardan sayfamı Ctrl F5 ile yeniliyorum. Kaynağını göster diyorum. Boşluklar şu anda mevcut. Biz sayfaya baktığımız zaman bunları göremiyoruz. Çünkü HTML beyaz boşlukları ya da boşlukları yok ediyor. Sadece yazıyı bize veriyor. Gördüğünüz gibi trim fonksiyonu da bu şekilde çalışıyor. Bir sonraki derste üçüncü fonksiyonumuzu göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, üçüncü fonksiyonumuzdayız. Fonksiyon diyorum. Üçüncü fonksiyonumuz lTrim fonksiyonu. Bu fonksiyon string string'in başındaki boşlukları alıyor. Şimdi yukarıdaki örneğimizi direkt kopyalayacağım. Buradaki trim yerine left trim yapacağım. Gördüğünüz gibi sağda ve solda boşluklar var. Sağda ve solda boşluklar var. Soldaki boşluğu alacak, sağdaki boşluk kalacak. Şimdi sayfamızı yenilersek
dizayn görünümünde normal tarayıcıda bir fark yok. Fakat kaynağı göster dersek soldaki boşlukların yok edildiğini, sağdaki boşlukların ise kaldığını görebiliriz. Bu da left trim fonksiyonu. Dördüncü fonksiyonumuz da sağdaki boşlukları alıyor. Dördüncü fonksiyonumuz diyorum. Fonksiyon. Bu fonksiyonda chop ile yazılıyor. Artık nasıl derseniz chop diyebilirsiniz, cop diyebilirsiniz. Bu fonksiyon string'in sonundaki boşlukları alıyor dedik. Bunu da yukarıdan kopyalayalım. Trim yerine de chop diyelim. Yukarıya da trim yazısını chop'la değiştirelim. Sayfamızı yenilersek, chop ve kaynağına bakarsak soldaki boşlukların durduğunu, sağdaki boşlukların ise yok edildiğini görebiliriz. Chop fonksiyonu da bu şekilde çalışıyor. Evet, boşluklarla ilgili fonksiyonlarımızı görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde bir başka fonksiyonu göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beşinci fonksiyonumuza geldik. Beşinci fonksiyonumuz string to upper fonksiyonu. String str to upper diye yazılıyor. Küçük harfleri büyük harfe dönüştürüyor string'deki. Fonksiyon küçük harfleri büyük harfe dönüştürür. Evet, yine bir tane string yazalım. Değişken yapalım. Bu yazı tamamen küçük harflerden oluşmaktadır diyelim. Ve daha sonra bunu string to upper fonksiyonun içinden geçirelim. String to upper diyorum. Daha sonra da değişkenimizi gönderiyoruz. String to upper'ı parametre olarak string to upper fonksiyonuna gönderdik. Hatalı yazdığımız için rengi doğru olmadı. Yeşil renkten şu anda fonksiyonumuzu doğru yazdık. Bu fonksiyon string döndürüyor. Döndürdü, geri gelen string'i de yine string değişkenine atıyoruz. Bu şekilde string değişkenimizin değerini değiştirmiş oluyoruz. İsterseniz farklı değişkene de atayabilirsiniz. Echo diyorum. Echo dedikten sonra $string diyorum. Bir tane de nl fonksiyonu çağırıyorum ve tarayıcıda deneme yapıyorum. Gördüğünüz gibi küçük harfler tamamen büyük harflere dönüştü, fakat Türkçe karakterlerde problem çıktı. Bu şekilde fonksiyon küçük harfleri büyük harflere dönüştürüyor. Bir sonraki fonksiyonumuz da bu fonksiyonun tam tersi. String to lower. Buna altıncı fonksiyon diyelim. String to lower. Parantezi açıp kapatalım. Yukarıda da unutmuşuz. Parantezlerini açıp kapatalım. Bu fonksiyon büyük harfleri küçük harflere dönüştürür. Yukarıdaki örneği kopyalayalım. Ve yazıyı büyük harflerle yazalım. Bu
yazı büyük büyük harflerle yazılmıştır. İngilizce karakter kullandım sorun yaşamamak için. String to upper'a da string to lowercase lower dedim. Upper CSS'teki uppercase, lower da CSS'teki lowercase'ten aklınızda kalabilir. Lower küçük harf, upper da büyük harfi temsil ediyor. Şimdi tekrar sayfamızı tarayıcıda bakarsak küçük harflere dönüştürüldüğünü görüyoruz. Sadece Türkçe karakterlerde farklılık oluştu. Türkçe karakterle yazdıklarımız dönüştürülmedi. Bu şekilde string to upper, string to lower fonksiyonlarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu dersimizde diğer fonksiyonlarımıza devam edeceğiz. 7. fonksiyon diyorum. 7. fonksiyon. Fonksiyon. Fonksiyonumuz ise UJ first adını taşıyor. UJ first fonksiyonu da kelimenin ilk harflerini büyütüyor. Fonksiyon string'teki kelimelerin ilk harflerini büyütüyor. Yazıları tabii ki büyütmeyecek. Yine dolar string diyorum. R diyorum, C diyorum, küçük harflerle egitim diyorum ile Linux üzerinde egitim diyorum. E'yi küçük yaptım. U'yu da küçük yapalım, L'yi de küçük yapalım. String'imiz bu şekilde. Daha sonra da string'imizi UJ first fonksiyonuyla değiştirelim. String diyorum yine. Echo ile de yazdıralım. Geri dönen string'i. String diyorum. Altına da bir NL fonksiyonu çağırıyorum. Şimdi sayfamızı yenilersek birinci harfin büyük yapıldığını göreceğiz. Burada hatalı tanım yaptık. Bu fonksiyon string'teki ilk kelimenin diyecektik. İlk kelimenin bu kısmı olmayacak. Bir başka fonksiyonla karıştırdım bir an. İlk kelimenin ilk harfini büyütür diyeceğiz. Gördüğünüz gibi küçük harfleri büyük harfe dönüştürdü. Şimdi aynı fonksiyonun UJ verse var. Orada da tüm kelimeleri büyütecek. Kopyalıyorum, tekrar yapıştırıyorum. 8. fonksiyon diyorum. UJ words. Burada ise ilk harflerini büyüteceğiz. Şimdi ise doğru işlemi yapacak. UJ words dedik. Sayfayı yenilersek birinci kelimelerin teker teker büyütüldüğünü görüyoruz. Sadece Türkçe olan i harfi hariç. Bakalım. Türkçe olan i'yi büyütmedi. Görünümü karakter kodlamasını kodu alırsam nasıl bir şey var? Orada da bir şey değişmedi. Gördüğünüz gibi ilk harflerini büyüttü. Bu şekilde de UJ verse ve UJ first fonksiyonlarını öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yine fonksiyonlara devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.